Bu akşam biraz, ilk oturumda benim hazırladığım birkaç soru var. Hocamıza bu soruları yönelteceğim. İkinci oturumda, yani 40 dakika bittikten sonra bir soru daha sorup sonra sözü sizlere bırakırım ve anlatı üzerine konuşuruz. Biz Hilmi hocamızı tanıyoruz. Orhan, hocam. Duyuyor musun beni? Sesin gidip geliyor çocuğum. Öyle mi hocam? Evet, kesik kesik geliyor çocuğum sesin. Evet. Allah Allah. Evet. Herkes için bir dakika hocam. Ben şey yapayım. Hocam herkese evet, aynı hocam, şekilde geliyor sesiniz. Geliyor. Muhtemelen kulaklığı taktığınız yerde jack girişinde sıkıntı oluyor. Evet, kulaklıkla ilgili. Şu anda nasıl acaba ses? Şu anda herhangi bir sıkıntı. Şu anda iyi hocam. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi iyi. Yani affedin. Lütfen affedin. Böyle aksaklıklar oluyor. Kulaklıkla ilgili bir sorun varmış. Çıkartıp atıyorum kulaklığı. İsmim Korhan Altunyay. Hilmi Yavuz hocamızı bu akşam davet ettik. Kendisiyle üç anlatıyı konuşacağız. Hocamızdan bahsetmeme gerek yok. Hepiniz tanıyorsunuz. Şair kimliğine ön plana çıkmış ama denemeleriyle, yani düz yazılarıyla ve anlatılarıyla da kalbimizi fethetmiş bir insan. Kendisi hakkında pek çok çalışma yapıldı. Yüksek lisans, bir sürü yüksek lisans çalışması var. Bir de doktora çalışması var. Yüksek lisans çalışması yapanlardan biri de benim. Hocayla tanıştığım bu anlamda 1998 yılına dayanıyor. 95 yılından beri kendisinin pek çok metnini okudum. Kendisiyle ilgili bir çalışma yapmak istediğimi söylediğimde beni kırmadı. Kabul etti. Ve yüksek lisans tezimi de bitirmiş oldum kendisi üzerine. Bu akşam üç anlatıyı konuşalım dedik. Üç anlatı üzerine hocamızdan üç anlatıyla ilgili üç anlatıda postmodern unsurları, üç anlatıdaki metinler arasılığı, üç anlatının Türk edebiyatındaki değerini, üç anlatı ve psikanaliz gibi konuları konuşmak istedik. Bu bağlamda ben sorularıma başlıyorum. Hocam size tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmadınız. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun hocam. Sağ. Teşekkür ederim. Dinliyorum seni. Evet. Hocam, Taormina ile başlıyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var. Taormina'yı çok isteyen birine demişsiniz. Ben bunun cevabını bulamadım. O çok isteyen biri kimdi acaba? Bu soruyla başlamak istiyorum. Yani bu soru özel bir soru olur mu bilmiyorum. Onu da merak ediyorum ama yapılan çalışmalara da baktım. Bunun cevabını bulamadım. O biri kim acaba hocam? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hayır Korhancığım, veremem. Çünkü senin belirttiğin gibi bu çok özel bir meseledir. Sadece benimle o kitabı adadığım kişi arasında kalması gereken bir mesele bu. Dolayısıyla beni bağışlarsan ben bu konuda herhangi bir ad vermeyeyim diyorum. Tamam hocam. Rica ederim. Alınmadın değil mi? Yok, hayır. Estağfurullah hocam. Olur mu öyle şey? Tamam. Hocam, Taormina'yı, yani ben üç anlatıyı 1998 yılında okumuştum. 1998 yılında okuduğumda üniversite 3. sınıftaydım. Yani 2'den 3'e geçmiştim. Hiçbir şey anlamadım. Açıkça söyleyeyim. Üç anlatıdan hiçbir şey anlamadım. Ama işte yeni gözle daha sonra okuduğumda oradan pek çok şey devşirdim, öğrendim. Bu anlamda Taormina'yı tekrar okuduğumda, sizinle söyleşi yapmak için Taormina'yı tekrar okuduğumda, Taormina'nın sadece bir kent imgesi olmadığını, aynı zamanda bir gerçekliğin olduğunu da öğrenmiş oldum. İtalya'da bulunan bir kent Taormina. Bu anlamda Taormina'nın bir turizm destinasyonu olduğunu da biliyoruz. Ve metni ilk okuduğumda daha doğrusu, acaba dedim bir ütopyayla mı karşılaşıyoruz? Bu metin bir ütopik metin mi? Bir ütopya mı kurmaya çalışıyor hoca diye düşündüm. Ama sonradan Taormina'da bir imge yaratmaya çalıştığınızı bizzat kendiniz söylüyorsunuz zaten. Bakışımlı bir kent olan Taormina'da karşı karşıya bakan, karşı kıyıya bakan biri imgeleminde neyi yaratıyorsa karşıda da onu görüyor. Anlatının yazarı Yusuf Horoz'un adı bile bu bakışımlılıktan nasibini alıyor. Yusuf Horoz'un baş harfleri YH, sizin isminizin ters çevrilmiş hali. Aynaya baktığında
bir bakıma Yusuf Horoz kendini ters çevrilmiş olarak görüyor karşı kıyıda. Hemen aklıma şu geldi. Acaba tüm bunları düşününce Taormina Velázquez'in Las Meninas isimli tablosundan etkilenen bir tarafa sahip mi, bir yöne sahip mi acaba? O tabloda da böyle bir bakışımlılık söz konusu çünkü. Ne dersiniz hocam? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi tabii madem ki Velázquez'in bu Nedimeler diye bilinen, Türkçe'de Nedimeler diye karşıladığımız Las Meninas tablosu, özellikle sanat tarihinde çok ayrıcalıklı, imtiyazlı bir yeri var. Bir kere her şeyden önce Velázquez'in mekanı sorunsallaştırdığını görüyoruz. Çünkü klasik resimde, yani bildiğimiz gibi bildiğimiz resimlerde diyelim, mesela Jan van Eyck'ın diyelim örneğin Arnolfinilerin nişanı töreninde, törenine ilişkin resimde bir ayna vardır. Aynanın içinde ressamın kendisi görülür. Dolayısıyla klasik resimde ya da mekanın mantığıyla birebir ilişkinin kurulduğu resimlerde, bu örnekte olduğu gibi, eğer resmin içinde bir ayna varsa, resimde bir ayna varsa, bu ayna genellikle dışarıdaki ressamı gösterir. Halbuki Velázquez'in hocam bir uyarı yapsanız. Evet, acaba, herkes seslerini kapatsa. Evet, sesler alabilir miyiz arkadaşlar acaba? Sesler geliyor dışarıdan. Hocamızın konuşmasını etkiliyor bu da. Lütfen sessiz alabilir miyiz? Hocam buyurun lütfen. Evet. Şimdi söylemek istediğim kısaca şu. Aslında Velázquez'in resmi mekanı verili bir mekan anlayışı olmaktan, mekan kavrayışı olmaktan daha farklı bir düzleme taşıyor. Çünkü dediğim gibi bir kez daha söyleyeyim, o gürültüye gitmesin söylediklerim. Bildiğimiz anlamda mekanın sorunsallaştırılmadığı resimlerde, örneğin Jan van Eyck'ın Arnolfinilerin nişanı tablosunda olduğu gibi, resmin içinde bir ayna vardır ve bu ayna resmin dışındaki, yani resimsel mekanın dışındaki ressamı gösterir. Arnolfinilerin nişanı resminde aynada Jan van Eyck'ı görüyoruz biz. Halbuki Velázquez'in Las Meninas'ında aynada ressamın kendisi değil, çünkü ressamın kendisi, yani Velázquez, resimsel mekanın içindedir. Biz Velázquez'i resmin içinde, resimsel mekanın içinde görüyoruz. Ayna resimsel mekanın dışındaki İspanya kralını, yani 2. Felipe'yi ve eşini gösterir. Dolayısıyla burada ciddi bir gerçek anlamda bir kırılma söz konusu. Yani resimsel mekan problematiğinde çok ciddi bir kırılma, bir kopma daha doğrusu söz konusu. Alışılmış, bilinen, klasik, mekanın mantığına uygun şeylerin, anlayışların yerini Velázquez bozarak çok yeni ve çok farklı bir mekan problemi ile bizi karşı karşıya bırakıyor. Resimsel mekanın içinde bu kez ressam ve aynanın dışında, aynanın içindekiler, aynanın dışında olan hükümdar II. Felipe ve eşidir. Şimdi benim aslında burada çok önemli bir paralellik var aslında Taormina ile Velázquez'in bu resmi arasında. Ayna şiirlerinde de Las Meninas için Sone diye bir şiirim vardır. Bu şiirim de aslında Taormina'yı aslında belki biraz da bu şiirle birlikte okumak ve değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Senin de belirttiğin gibi verili bir Taormina var. Coğrafi bir mekan olarak İtalya'nın güneyinde var olan mevcut bir şehir Taormina. Ama ben o Taormina'yı tıpkı Velázquez'in mekanı problematize etmesi gibi problematize ediyorum. Ve onu
coğrafi bir mekan olmaktan, gerçek ve coğrafi bir mekan olmaktan çıkarıp, tıpkı Velázquez'in yaptığı gibi, bir başka mekana dönüştürüyorum. Bir imgesel mekana, senin de belirttiğin gibi. Dolayısıyla genellikle Taormina'nın, Calvino'nun görünmeyen kentleriyle bağlantılı olduğu genellikle söylenmiştir. Doğrudur çünkü aslında benim için çok önemli bir romancı Calvino, Italo Calvino. Çok büyük ölçüde hayranlık duyduğum bir romancı. Ondan esinlenmiş olabilirim ama yani görünmeyen kentlerle Taormina arasında da bir bağıntı kurulabilir. Doğru. Ama ben daha çok bunu senin de haklı olarak belirttiğin gibi Velázquez'in o tablosuyla, onun mantığıyla Taormina'nın mantığı arasında bir koşutluk, bir paralellik kurularak okunmasının daha doğru bir okunma olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz hocam. Yani bu metnin tümünde aslında bu çeşitli şekillerde vurgulanıyor. Bakışımlılık, simetri, işte metonimik ilişkiler gibi pek çok noktada bunlara değiniyorsunuz. Bir de Taormina'da ikizler imgesi var. Görülenle görenle görülen arasında, bir kıyıyla öteki arasında, aynada kendi suretimizi gören ve görülen olarak görmemiz gibi sınırlar kayboluyor. Sanki bir bütünlük arayışı varmış gibi geliyor bana. Aynanın parçaladığı bir görüntü var. Dolayısıyla bu görüntünün, yani sözcükle imge arasındaki bu görüntünün birleştirilmesi, bütünleştirilmesi, doluluğa ulaşılması gibi bir seküler vahdet ya da doluluk arayışı mı var acaba? Böyle bir arayıştan söz edilebilir mi burada? Vallahi yani doluluk meselesi benim zaten özellikle Defterler adlı kitaplarımı okumuş olanlar için Necker'te de önemli olduğunu büyük ölçüde biliyor olmalılardır. Çünkü gerek geçmiş yaz defterlerinde, gerek bulanık defterlerde ve gerekse lirik defterlerde doluluk meselesi beni çok ilgilendirmiştir. Aslında bir felsefi problem bu mesele. Kısaca şudur, benim doluluktan anladığım şudur. Biz dünyayı beş duyumuzla algılıyoruz. Bazı objeleri, dünya üzerinde bize verilmiş olan bazı nesneleri bir ya da birkaç duyumuzla algılıyoruz. Yani diyelim ki elma bir obje olarak bizim algı alanımıza girdiğinde bir kere dokunma duyusuyla algılıyoruz. Görme duyusuyla algılıyoruz. Tad duygusuyla algılıyoruz. Değil mi? Yani evet hocam. Bir üç ya da dört şeyle algılıyoruz. Duyu organıyla. Öyle söyleyeyim. Ama evet. dünya üzerinde diyelim ki dünyanın dışında da olabilir. Mesela ay ışığı diyelim. Ay ışığını sadece görüyoruz. Ama dokunamıyoruz. Ay ışığının kokusu var mı yok mu bilmiyoruz. Elmayı da dört duyumuzla algılıyoruz ama elmayı işitme duyumuzla algılamıyoruz. Elmanın sesi yok. Doluluk bence bu beş duyu organımızın beşiyle birden algıladığımız bir obje olmak durumundadır. Ancak bize doluluğu bu sağlayacaktır. Algıların doluluğunu. Ama böyle bir obje yok. Yani beş duyumuzun beşiyle birden aynı anda algılayacağımız herhangi bir nesne yok dünya üzerinde. Dediğim gibi işte en çok elmaya diyelim dört duyuyla yaklaşabiliyoruz ama elmanın sesi yok. Doluluk benim işte defterlerdeki tezlerimden biri de odur. Doluluğu ancak bir anlamda şiir sağlayabilir. Çünkü ben bir şiirimde örneğin elmanın sesini duydum diyebilirim. Bunda herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla doluluğu yani bir objeyi eğer biz beş duyumuzla eş zamanlı olarak algılayamıyor isek o zaman bunu yani bu doluluğu biz pekala şiirde o objeye ilişkin olarak elmaya ilişkin örneğin sağlayabiliriz. Elmanın sesini duydum diyerek. Dolayısıyla gerçeklikte dört
organımızla, duyu organımızla algıladığımız objeyi, eksik olan işitme duyusunu şiirle tamamlamak ve böylece bir doluluğu sağlamak gibi bir meselesi var bunun. Taormina'da da böyle bir problem var hiç şüphesiz. Orada da bir plenitüd, bir doluluk deyiş yerindeyse arayışı var. Bu doluluğu tabii duyu organları ile değil de doğrudan doğruya bu kez sadece imge ile kurmak. Çünkü ancak imge ile ya da bir başka deyişle şiirle biz bu doluluğu sağlayabiliyorsak eğer, yani eksik olanı, eksik 2, 3, 4, 5 duyunun hangisiyse, mesela ay ışığı diyelim ya da ay, gökyüzündeki ayın kendisini diyelim kavramaya çalıştığımızda, onu sadece görme duyumuzla algılıyoruz. Geriye kalan 4 duyuyu biz demin elma örneğinde olduğu gibi imgeyle tamamlayabiliriz. Ay ışığına dokundum, aya dokundum da diyebiliriz. Ayın sesini duydum da diyebiliriz şiirde vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla bu anlamda imgenin dolulukla ya da doluluğun sağlanmasıyla çok birebir bir ilişkisi var. Ya başka türlü doluluk sağlanamıyor. İşte Taormina'da ben bunu yapmaya çalıştım. Yani imgeyle inşa ettiğim, zihinde inşa ettiğim, o Velázquez'in resminde olduğu gibi coğrafi mekanın dışında inşa etmeye çalıştığım o imgesel Taormina'ya böylesine bir doluluk vermeye çalıştım. Bu doluluğu senin de söylediğin gibi bir takım işte metonimilerle, bakışımlarla vesaire falan bir kurmacaya dönüştürmeye çalıştım. Dediğin doğrudur. Yani meseleye bir doluluk bağlamında yaklaştığım söylenebilir. Zaten ben bunu daha önce de birkaç yerde söylemiştim. Evet. Yani aynı zamanda hocam şeyi de görüyorum. Ben bu söyleşi dizisini başlatırken açıkça söyleyeyim. Sizin bir kitabınızdaki yazılardan etkilendim. İnsanlar, mekanlar, yolculuklar, bellek mekanlar. Bu söyleşi dizisinin adını da bellek kitapları olarak koydum. Bellek mekanlarda Yahşi Yalısı'ndan çok bahsediyorsunuz. Hemen evet. Yani bu metni okuyunca Yahşi Yalısı'nı okuyanlar bilir ki bu metinde Moralı Motel'de Yahşi Yalısı'nda bulunduğunuz günlerle, biz diğer metinlerinizi de okuyoruz çünkü bu metinlerle ilişkili olarak baktığımızda bir takım şeyler var, koşutluklar var. Dolayısıyla aslında Taormina'yı kurarken siz gerçek hayattan da, gerçek hayatın pek çok parçasından, içinde bulunduğunuz farklı farklı mekanlardan da çok net bir biçimde etkilenmişsiniz. Yani Yahşi Yalısı ile ilgili tespitimiz muhtemelen doğrudur. Doğru mu acaba? Özellikle şey var, özür dilerim. Bir fotoğraftan bahsediyorsunuz. Simon de Beauvoir, Beauvoir'ın teknede çekildiği, Sartre'la birlikte çekildiği bir fotoğraftan bahsediyorsunuz. Fotoğraf aynı zamanda Yahşi Yalısı'nda da sizin düşündüğünüz, karşınıza çıkan bir fotoğraf. Taormina'da da üstü örtük biçimde bahsedilen bir fotoğraf. O yüzden bir koşutluk kurdum. Evet, yani bu çağrışımın getirdiği bir koşutluk. Ama izin verirsen burada benim yazarlığımın bütün gizemlerini sizlere açıklamamı beklemeyin lütfen. Çünkü ister istemez deminden beri bazı şeyleri anlatıyorum. Aslında kendi kendime de diyorum ki Hilmi Yavuz, sen bunları niye anlatıyorsun? Metni gizemli bir metin olmaktan çıkarıyorsun. Bu muymuş meğerse Hilmi Yavuz'un Taormina'da anlatmak istedikleri, ya ama iş falan be. Dedirtmemek gibi bir mesele var aslında. Bunu da ben bir Fransız şairinden öğrendim. Gerard Dönerval'den. Diyor ki Gerard Dönerval, benden şiirlerimi açıklamamı beklemeyin ya da istemeyin. Çünkü ben açıkladığım zaman onlar gizemini yitiriyorlar diyor. Çok doğru bir şey. Aynı şey Taormina için ve başka metinler için de belki de söylemek mümkün. Dolayısıyla benim anlatacaklarım bu konuda bu gizemin sınırlarına varmak, sınırlarıyla daha doğrusu
belirlenmek durumunda kalacaktır. Bunu da peşin peşin söyleyeyim Korancığım. Evet. Ya zaten hocam bunu daha önce sizinle yaptığımız 90 yılında yaptığımız söyleşte fütüvet namelerden el aldığım çok olmuştur. Mısralına binaen bana söylemiştiniz. Burada ne demek istiyorsunuz demiştim. Yani ben hakikaten orada ne demek istediğinizi bilmiyordum. Daha üniversite 3. sınıfta yüksek lisansla sizi çalışmaya düşünen bir öğrenci olarak siz orada da bu cevabı vermiştiniz. Yani bunu artık sen araştır. Buradan ne almak? Ama tabii sonra da açıklamıştınız fütüvetnamelerden el almanın ne anlama geldiğini, ustaşarak ilişkisi olduğunu. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu yani gizemini açmak olur. Hocam yani Taormina'da ya hem Taormina'da hem Fehmi Kağan'ın acayip bazen dayanamıyorum da açıklıyorum gördüğün gibi, evet, yani. Bana açıklamak çok iyi olmuştu hocam. Çünkü ben çalışırken sizin söylediğiniz... Hiç şüphe yok. Yani hocam valla. Yoksa o ilişkiyi kuramayacaktım, açıkça söyleyeyim size. Hocam çok ilginç şeyler var. Çok ilginç belirlemeler var. Sizin inşa ettiğiniz, daha doğrusu sizin kurduğunuz, oluşturduğunuz, yarattığınız bir takım kavramlar var. Bu kavramlar çok ilginç geldi bana. Muhtemelen... arkadaşlarımızın da bu metni okuyanların da dikkatini çekmiştir. Metinler arası zinadan bahsediyorsunuz. Metinler arası zina. Biz bunu metinler arası ilişkiler olarak biliyoruz aslında. Siz intex, yani yasak beti, yasak sevi bağlamında yeni bir kavram oluşturuyorsunuz. Metinler arası zina. Yani metinler arası ilişki bakışımlı, yani simetrik iken metin içi ilişki iç içe girmiş bir adeta bir cinsel birleşmeyi andıran bir ilişki. Eğer bazı metinler, yani siz Taormina'da söylediğiniz gibi söylüyorum, bazı metinler daha önce bazı metinlerle ilişkideyse başka metinlerle ilişki kuramıyor. Metinler arası ilişkiyle metin içi ilişki ya da metinler arası zina, yani bu kavramlar çok yani okuyanlar için belki müphem kalmış olabilir. Ne diyebiliriz acaba bunlar? Açıklayayım. Tamam, madem öyle istiyorsun açıklayayım. Şimdi... sağ olun hocam. Tabii, evet, peki. Seni mi kıracağım? Çok sağ olun hocam. Buyurun. Şimdi şöyle. Aslında biliyorsun postmodern anlatıların çok belirleyici iki vasfı var. İki özelliği var. Bunlardan biri pastiş, öbürü parodi. Şimdi bir de metinler arasılık var. Metinler arasılık çok, nasıl söyleyeyim, çok namuslu bir şey metinler arasılık. Eğer referans verirsen gayet namuslu bir ilişkidir. Yani ben falandan aldım vesaire falan diye. Ama gerek parodide gerek pastişte böyle bir namusluluk tırnak içinde söz konusu değil. Yani orada metinler arası ilişkiden daha farklı bir durum söz konusu. Dolayısıyla metinler arasılık nasıl yasal bir evlilik, yani benzetme yaparak bir metafor ya da mecaz olarak söyleyeyim. Metinler arasılık nasıl yasal bir evlilik gibi ya da nikahın gerçekleştiği yasal bir evlilik gibi düşünülürse, pastiş ve parodi de yani şey dışı, nikah dışı bir ilişki olarak düşünülmelidir diyorum. Metinler arası zina derken parodiyi ve pastişi kastediyorum. Bunlar açıkça söylenmiyor metinde tabii. Yani parodi de yapılıyor biliyorsun. Evet. Fehmi Kağan'ın acayip serüvenlerin, bunu da konuşacağız herhalde değil mi? Konuşacağız hocam. Onunla ilgili sorularımız da var. Da konuşacağız. Orada hem parodi var hem pastiş var. Evet. Ama parodi ve pastiş olarak söylersem herkes gibi söylemiş olur. Ben herkese böyle olmak istemiyorum. Yani ben işte parodi yaptım, pastiş yaptım. Bunu eleştirmenler söylesin. Evet. Ama benim için çok özel bir anlamı var parodinin, pastişin. Dediğim gibi metinler arası zina işliyor parodiyi ve pastişi, evet, yapanlar. Öyle söyleyeyim. Evet. Özellikle Mehlika Sultan, bir de işte Ziya Gökalp, Ziya Kemal arasındaki atışmayla ilgili olarak yaptığınız parodiler, İzzettin Şadan Bey'in konuşmasını taklit etmeniz, pastiş çok fark edilir durumda. Ben şöyle bir uyarı yapayım hocam. 8 dakikamız kaldı. Az sonra süre bittiğinde tekrar bağlantıyı tıklayabilirseniz tekrar başlatabiliriz. Bunu da şimdiden uyarmış olayım sizin sözünüzü de bölmemek adına. Ben diğer soruma geçelim.
geçeyim. 8 dakika herhalde bir soru tamam. Yeter. Tamam çocuğum. Şimdi hocam, Taorimina Yusuf Horoz'un tek bir düşünce ve felsefe anlayışına bağlı kalmadığını, bağlı kalmadan Bahti'nin terimleriyle söylersek karnavaleks bir anlayışla yazılmış. Rasyonalist, empirist, Wittgensteinci felsefelerin hep bir arada olduğunu siz söylüyorsunuz. Ben size yıllar önce sorduğumda yani işte tasavvufla, yani tezim tasavvufla ilgiliydi. Hilmi Yavuz'un şiirlerinde tasavvuftum. Hem tasavvufla ilgilenen hem de seküler bir insan olarak nereye aitsiniz diye sormuştum. Siz de bana, hem Sezen Aksu'yu da anmış olalım bu vesileyle. Son günlerde çok gündem oldu. Sezen Aksu'yu da anmış olalım. Beni kategorize etme demiştiniz. Bu metinde de bir kategorizasyon istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Farklı farklı metinlerden yararlanarak yani bir postmodern metin yazdığınızı biz görüyoruz zaten. Postmodernizmin doğasına da çok uygun bütün bunlar. Burada bir kategorizasyon çabası söz konusu olmasını istiyorsunuz herhalde. Zaten senin de belirttiğin gibi postmodern anlatıların olmazsa olmaz koşuludur bu. Yani kategorize edilmemeleri. Yani nereye koyacağız onu? Evet. Yani postmodern anlatıyı ne klasik romana, klasik roman bağlamına ya da modern roman bağlamına, yani ne Balzac türü ya da Charles Dickens türü romanlara, ne de işte modern roman diye adlandırdığımız James Joyce'un ya da Virginia Woolf'un romanlarına, o kategoriye, modern roman kategorisine yerleştirmemiz mümkün değil. Postmodern anlatı başlı başına bir kategoridir. Kendisi bir kategoridir. Onu kategorize etmek diye bir mesele yoktur. Başlı başına kategori olan bir şeyi kategorize etmek mümkün değil mantıksal olarak zaten. Mantıksal değil yani. Evet, çok doğru. Çok sağ olun. Ben bir kategoriyi kategorize ediyorum dersen, anlamsız bir şey söylemiş olursun. Onu söylemeye çalışıyorum. Kınından çekilir gibi yollar, sularda ayna sesi. Evet. Bu ses benim galiba. Ayna sesi değil de benim sesim. Ayna ve siyah. Evet. Bilemedim hocam. Şeye geçeyim hocam. Fehmi Kağan'ın acayip serüvenleriyle ilgili Şimdi eğer 8 Korancığım, eğer 8 dakikadan daha az şimdi. 5 dakikamız kaldı hocam. İsterseniz bir gir çıkma yapalım. Ne dersiniz? Yani sen sorunu sor. Tamam. Ben de orada düşünme fırsatı bulayım. Ha, olur tamam mu? Hocam. Tamamdır hocam. Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenleri de çok ilginç bir metin. Zor bir metin. Açıkça söyleyeyim. Yani ben ilk okuduğumda hiçbir şey anlamamışım. Bu ikinci okuyuşumda buraya hazırlanırken yaptığım okumada. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Hiçbir şey anlamamış olmanı kabul ediyorum ama eğlenceli bulmadın mı o metni? Hocam çok eğlenceli. Hatta biz bir arkadaşımızdan. Yani 98'de hiç anlamamıştım hocam. Şimdi, önemli değil. Onu anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çok eğlenceli bir metin. Ama yani anlamak bir düzlemdir. Evet. Eğlenmek de bir başka düzlemdir. Yani anlamamış olabilirsin ama eğleniyor evet. olabilirsin yani. Evet. Zaten biz bir arkadaşımızla konuştuğumuzda kendisi de burada. Yani siz bunu söylemeden önce onunla konuştuğumuzda o da benzer şeyleri söylemişti. Bu metni okurken çok eğleniyorum demişti. Hakikaten böyle bir eğlenceli tarafı var. Yani işte, ben de yazarken çok eğlendim. İstedim ki başkaları da eğlensin yani çünkü. Yani postmodern bir anlatı ciddiyeti var elbette, yani bir postmodern anlatı ciddiyeti var ama biraz da şey olsun, yani biraz da eğlenceli olsun da istemedim değil doğrusunu söylemek gerekirse yani. Çünkü ben yazarken fevkalade eğlendim. İstedim ki okuyan da bu metni, okuduğu bu metni bir ölçüde eğlenceli bulsun. Yani postmodern bir anlatı okuyorum ama yani ayrıca bir mizahi metin diye der olarak okunabilir diye düşünsün istedim. Onun için sordum, eğlendin mi? Evet evet. Yani aslında o eğlenme duygusu biraz da metnin yazım sürecine bizi dahil etmenizde, okuru dahil etmenizde ya da okuru bir kahraman olarak metnin içerisinde kullanmanızla da ilgili bir şey. Bir bakıma bu metin neyi anlatır sorusunu sorduğumuzda siz soruyorsunuz bu soruyu metinde. Ve biz de merak ediyoruz bu metin neyi anlatır. Sonra cevabını da buluyoruz tabii ki. Bu metin kendini anlatıyor aslında. Bu anlatı doğrudan kendini anlatıyor. Bir bakıma
bu anlatı için anlatının parodisi demek mümkün olabilir mi acaba diye bir soru sorulabilir. Ama 3 dakikamız kaldı hocam. Şöyle demiştim, bir cümle söyleyeceğim, bitiriyorum. Bu anlatı neyi anlatır? Bu anlatı anlatının ne olduğunu anlatır demiştim. Dolayısıyla yani anlatı neyi anlatır sorusunun yanında anlatıyı anlatır olmak gerekir. Evet. Yani anlatının yazım sürecine dahil olan bir anlatı nasıl yazılırı anlatır. Öğrenmiş olur o anlamda söylüyorum. Yani eğer yazmaya başlayan birisi varsa ben yani yaratıcı yazarlık adına da söylüyorum bunu. Bu metnin nasıl inşa edildiğini yazarken, okurken daha doğrusu çok net biçimde görmüş ve tanık olmuş olur. Hocam 2 dakikamız kaldı. Dediğiniz gibi yapalım. Tamam, isterseniz kapatalım. Tekrar açalım mı? Okay. Tamam. Öyle tamam. Yapalım kıymetli katılımcılar. Şeyi kapatıp, sistemi kapatıp tekrar girelim isterseniz. Hemen başlayalım. Tamam mıdır hocam? Hayır ya, hayır. Zaten indiremiyor abi. Zaten...